Nagihan Alçı, Sayın Kılıçdaroğlu aslında bir süredir kendince bir aday tarifi yapıyordu. Ve o adayın partili olmaması gerektiğini, işte 2023'ten sonra sistem değişikliğini kabul edecek birisi olması gerektiğini, kibirli olmaması gerektiğini falan böyle bir takım sıfatlar sayıyordu. Biz de yayınlarda acaba kendisini mi kastediyor Sayın Kılıçdaroğlu diye tartışıyorduk. Şimdi o logo hiç kalkmasın, yani yeni Twitter logosu halkımız da görsün, izleyicilerimiz de görsün. Şimdi bu profil fotoğrafının CHP logosu olmadan değiştirilmesi sizce bir mesaj mı değil mi? Yani bilmiyorum ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle kendini yavaş yavaş adaylığa hazırlamak için bir takım hamleler içinde olduğu kanaatinde değilim. Yani ben başından itibaren aday kim olacak tartışmasının Türkiye'de bizi bir yere götürmeyeceğini düşünenlerdenim. Çünkü öncelikle şu soruyu sormamız lazım. Biz hakikaten 2023 yılında bu sistemle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçimlere gidecek miyiz? Gidebilecek miyiz? Ya da herkes aynı pozisyonda devam edecek mi? Ben bir süredir yazılar yazıyorum. Yani aslında bu gerilimle, bu tansiyonla sağlıklı bir şekilde 2023 seçimlerine gidilebilir mi? Diyelim gidildi, ondan sonra sağlıklı bir şekilde muhalefet iddia ettiği gibi o sandıktan çıkarsa o dönüşüm gerçekleşebilir mi? Ben bu soruların cevabına evet diyemiyorum. Dolayısıyla aday kim olacaktan ziyade Türkiye'de önümüzdeki 1,5 sene içinde nasıl bir süreç yaşanacak? İktidar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devam etmekte kararlı bir çizgi sürdürecek mi? Öyle olursa Türkiye nasıl bir Türkiye olarak 2023'e gidecek? Bu kadar ciddi bir kutuplaşma olurken iki tarafta sağlıklı seçim atmosferini yürütebilecek mi? Bence bu soruların cevapları daha önemli. Kemal Bey ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben Twitter'ı çok dikkatli takip eden bir insan değilim. Ne sıklıkla profil fotoğrafını değiştiriyor? Bunun arkasında böyle bir anlam mı var? Açıkçası bir niyet okuma yapamam. Herhalde Gürsel Bey daha iyi bilir CHP'nin içinde olduğuna göre, ama yani bence önemli olan şu. Şimdi benim dikkatimi çeken özellikle üstte yazan geliyor gelmekte olan hashtag ile beraber böyle bir fotoğrafı paylaşması aslında sadece bizim yorumumuz değil. Ben gördüm Twitter'da birkaç böyle haber sitesi falan da acaba bu bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali mi diye sormuş, ben yorumlamış. Orada, Kübra, şunu çok fazla kafamda oturtamıyorum. Şayet Kemal Bey'in bu kadar durdurulamaz bir Cumhurbaşkanlığı adaylık isteği varsa bu kadar dolaylı yollara herhalde ihtiyacı yok. Çünkü Meral Kesinlikle. Hanım, Bahadır Bey de burada. Meral Hanım zaten ben başbakan adayım diye bir çıkış yapmış. Ama kazanacak adayı göstermeliyiz diye bir çıkış da yaptı. Ama yani Sayın Millet Akşener. İttifakı'nın içinde böyle bir iktidar kavgası da bugüne kadar yaşanmamış. Kamuoyuna yansıyan bir şey de yok. Perde arkasında da zaman zaman bir takım işte kulis bilgileri gelse de böyle bize sağlıklı bir yere götürecek bir done de yok elimizde. Nabız yokluyor olabilir mi? Yani ben böyle bir işaret vereyim bakalım anketlerde de oyum yükselecek mi ya da bakalım halk da isteyecek mi gibi nabız yokluyor olabilirler mi? Ben olabilir işte dediğim yani, gibi yani bu son derece olabilir. Ana muhalefet olabilir ama yani ben şu tekrar söyleyeyim. Yani bence isimden ziyade Türkiye 2023'e nasıl gidecek bunu tartışmak, bence diyalog zeminini genişletmek lazım. Çünkü bu sistem 2023 seçimlerini kaldırır mı kaldırmaz mı, orada benim ciddi endişelerim var. Yani geçtiğimiz günlerde Kemal Bey de açıklama yaptı. İşte 2023'e kadar bir takım sıkıntılar olabilir diye. Yani her taraftan baktığımızda siyah beyazı çok artırmış bir Türkiye var şu anda. Çok ciddi anlamda kutuplaşmış bir Türkiye. Böyle bir kutuplaşmış ortamda %50+1 ile iktidara gelme sistemi Türkiye'yi 2023'te nasıl bir ortama evrilir? Siz bunu zaten bir süredir söylüyorsunuz. Onun sistem değişikliği başlığında yine konuşuruz.